simaları tanıyoruz. Hemen hemen her konserimizde, her etkinliğimizde olan arkadaşlarımız var. Onlara da misafirlerimiz var diyeyim daha doğrusu. Onlara da teşekkür ediyorum. Ceyhun abi sen bugün niye gülmüyorsun? Evet. Hazır mıyız konsere? Hazır mıyız? Ama olmuyor ki. Hazır mıyız? O zaman güçlü alkışlar. Grup Sazen Deva'ya gelsin diyorum. Ömer hocam, İstanbul sokakları var mı bizde? Aynen. Söyleyin sevdiğin nerede İstanbul sokakları? Selçuk kardeşimi gördüm bu arada. Selçuk sana armağan olsun İstanbul sokakları. Ve tüm misafirlerimize, hemşehrilerimize armağan olsun. Thank you.
Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Var olun efendim. Var olun. Amasya'dayız malum. Türkülerimiz, özümüz, canımız. Ben de çok seviyorum türkü okumayı. Amasya'da gelmişken değme felek okumamak olmaz tabii. Aşık özlemiyle yad edelim. Buyurun hocam.
ben nasıl yanayım? We'll be right back.
Hakikaten ya. Hakikaten enerjimiz, frekansımız muhteşem. Beyefendi için aldım bu kuvvetli alkışı bir kez daha bence. Feyz olmak adına. Çok mersi. Öyle mi? Teşekkür ederiz. Evet efendim, kaldığımız yerden evet. Devam ediyoruz. Böyle sevgi başaran grubumuzun yeni güzeli. Büyük alkışlar. Biraz da kulağına dinleyelim. Buyurun.
Size uğurlamadan önce bir hediye takdimimiz var ama alkışlar yoğun olsun lütfen. Sazen Deva ekibimize ve Esra Ağacı'ya, Ömer Gürsoy'a harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Aramızda bulunan nüfus il müdürümüz Zehra Şahinler hanımefendi ve belediye başkan yardımcımız Hasan Şahin beyefendi hediye takdiminde bulunacaklar. Onları da alkışlarla davet edelim. Yarın akşam biliyorsunuz saat 18.30'da Ali Kılık konserimiz var. Kesinlikle bekliyoruz. Harika türküleriyle, eşsiz enfes türküleriyle sahnenizde olacak. Ve pazartesi günü de Grup Karavan konseri, popüler müziğin güçlü grubuyla karşı karşıya kalacağız. Şöyle ortaya alalım siz isterseniz. Evet, Sayın Başkanım birkaç kelime söylemek isterseniz. Evet, değerli Amasyalılar. Öncelikle Sazen Deva ekibine, sanatçılarımıza, saz ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Hem Amasyalılar adına hem de Amasya Belediye Başkanları'na. Bir akşam bir konser daha vardı. Ve belediye başkanımız her akşam bu meydanda size konser vereceğiz. Ve 12-22 Haziran etkinlikleriyle ilgili bazı bilgileri gençlere aktaracağız dedi. Ben kısa bir başkanımızın talimatını yerine getireyim diye bundan bahsetmek istiyorum. Gençler var herhalde aramızda. Ben aslında buraya gelirken dedim ki genelde Türk sanat müziği gibi şeyler orta yaş grubuna, bizim yaş grubumuza ve daha yükseklere hitap eder ama gençler de var şu anda. Dolayısıyla 12 Haziran'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Amasya'ya geldi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı bir hafta yaşadı. 12-22 Haziran arasında Amasya Tamimi yayınlandı ve bu tamim sonucunda da Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ateşi alevlenmiş oldu. Dolayısıyla gençlerin bunu iyi bilmesi gerekir. Dün başkanımız çok iyi bunu anlattı. Dedi ki, Hacı Hafız Tevfik Efendi Gazi'ye Amasya emrimizdedir demeseydi ve Abdurrahman Kamil Efendi ve 53 arkadaşı o zaman Amasyalı Gazi Mustafa Kemal'i karşılamasaydı Türkiye Cumhuriyeti belki kurulmayacaktı. Biz bu konserleri bu şekilde düzenleyemeyecektik. Belki eğlenemeyecektik. Şu anda Amasya'yı başka kuvvetler işgal edecektik. Gençlerin bu bilinçli olması gerekir ve Mustafa Kemal'a teşekkür etmesi gerekir diye düşünüyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Efendim, nüfus müdürümüz çiçeği takdim etsinler. Siz de Sayın Başkanım plaketi takdim edin. Teşekkür ediyoruz alkışlarınızdan dolayı. Değerli konuklar, yarın akşam görüşmek üzere diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın, hoş kalın. Geceniz güzel olsun efendim. Saygılar sunuyorum.